Ne yapıyorsun dedim. Azuma'nın bu eve sinen hatıralarını, kokusunu silmeye çalışıyorum. Kendine gel. Kendime geleyim öyle mi? Neden hala benden kendime gelmemi istiyorsun ata? Bunca yıl sustun, neden hala susmamı istiyorsun bir hizmetçi parçası için? Gerçekten çok iyi oldu. Gerçekten. Ya anne. Anne delirdin mi? Ne yapıyorsun? Anne. Ya anne bizi bırakıp nereye gideceksin? Ya anne, var mı böyle şey gitmek? Anneciğim. Anne lütfen saçmalama hadi. İster babanla kal. İster Atıf'ın yanına git. Dilediğini yapmakta özgürsün. Nasıl olsa hiç kimsenin beni umursadığı yok bu evde. Anneciğim. Anne dur nereye? Anne dur. Anne. Nereye Üftade? Delirdin mi sen? Ölümsüz aşkın Asuman ve onun biricik kızı Ayşen'le seni baş başa bırakıyorum ata. Üftade saçmalama. Abartıyorsun. Abartıyorum öyle mi? En iyi çözüm bu biliyor musun? Gitmek. Ben kendime bir yol, bir çare bulurum mutlaka. Feride de Atıf'la beraber gider. Çetin dersen, üniversite falan derken kopar gider bu evden. Artık sen bu evde sevgili damadın Savaş, kızından daha çok sevdiğin Ayşen ve o ölümsüz aşkının hayaliyle yaşar gidersin ata. Dinle beni, gel konuşalım. Artık çok geç. Baba, bizim de annemle beraber gitmemiz daha doğru olacak. Üftade ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gideceksin ki? Nereye gidersem gideyim. Kendimi bu evdeki kadar yabancı, buradaki kadar yalnız hissetmeyeceğim hatta. Asuman'ın evinde onun hayaletiyle yaşamak ne demek? Sen bunu asla ama asla bilemezsin. Şimdi bırak da gideyim. Çetin. Sakın onları yalnız bırakma. Bırakmam. Ama sen istediğin için değil. Hadi oğlum dediğimi yap. Üftade. Buraya kadarmış demek ki. Bir tokatla bitti gitti işte her şey. Ne yapacağız peki? Nereye gideceğiz anne? Siz dönün kızım hadi. Olmaz öyle şey. Anne seni hayatta bırakmam. Çetin. Oğlum. Bak ben babanın hiçbir zaman karısı olamadım. Hiçbir zaman. Ama siz onun evlatlarısınız. Hadi dönün hadi. Hadi lütfen. Anne sen olmadan o eve adımımı atmam. Anne ne biçim laf öyle o? Öyle kızım öyle. Diyorsun. Asla. Asla babanın yüzünü görmek istemiyorum ben. Asla. Baba. Efendim baba. Kızım siz eve gelin. Ben bu gece atölyede kalacağım. En azından bu gece için böylesi daha iyi.
Şu hale bakın çocuklar. Gurur yapıp çıkıyorum. Ama gidecek bir yerim bile yok. Başım önde tekrar geri geliyorum. Demek ki benim gurur yapmaya bile hakkım yokmuş. Öyle deme anneciğim. Bu yaşta bunu da öğrendim kızım. Ya anne yapma böyle. Atıf aç şu telefonu, çok ihtiyacım var sana. Bir gelişme mi var, konuştun mu? Hayır hayatım, konuşamadım. Ev karışık biraz. Ne oldu? Ya babam anneme tokat attı. Annem evi terk etmeye kalkıştı falan, zor ikna ettik. Yani tatsız burası, anlayacağın. Anlaşıldı. Bizim sorunumuz yine rafa kalktı yani. Anladım. Hayır hayatım, ben onu halledeceğim. Şu an annemin yanında olmam lazım. Yani bana ihtiyacı var. Az anlayış göstersen de. Feride, ben gerçekten sıkıldım. Ya ben şimdiye kadar senin için nelere katlandım. Ama sonuç... Annem böyle, babam şöyle. Benden bu kadar Feride. Efendim? Çetin, iyi misin? İyi işte, nasıl olsun? Annem anlattı biraz. Evet, olaylı bir geceydi. Tamam o zaman. Ben sadece seni merak ettim. Yani nasılsın diye bir sorayım dedim. Rahatsız etmek istememiştim. Yok ya, ne rahatsızlığı. Yani, sorun değil yani. Aradığın için sağ ol. Rica ederim, iyi geceler. Görüşürüz. Ata Bey, rahatsız ettim, kusura bakmayın. Yani burada uyuyup kalmışsınız böyle. Her tarafınız tutulacak. Uyandırmayayım dedim ama. Sağ ol, iyi yaptın. Ata Bey. Sakın bir şey sorma. Sorma. Ata Bey, yapmayın lütfen. Pes edemezsiniz. Ayşen sizin kızınız, ondan bu kadar kolay vazgeçmeyin. Ben hiçbir şeyden vazgeçmiyorum Fatih. Ama gerektiğinde aradan çekilmek lazım. Feride'nin Atıf'ta yaşadığını hepimiz biliyoruz. Feride Atıf'a deli gibi aşık, göz ondan başka hiçbir şey görmüyor. Ben Ayşe'nin de aynı duruma düşmesini istemiyorum. Ayşen Savaş'la asla mutlu olamayacak. Ben Savaş'ı çocukluğundan beri tanıyorum. Onu benim kadar iyi hiç kimse tanıyamaz. Savaş geçici heveslerini abartılı bir şekilde büyütür. İstediğini elde etmek için elinden ne geliyorsa yapar. Elde ettikten sonra da hiçbir kıymeti kalmaz. Ayşe'ni böylesine ısrarla istemesinin sebebi de bu. Ama sonunda Ayşen çok mutsuz olacak. Buna adım gibi eminim.